Merhabalar, Meraklısına Sorular serisinin monotonluk sorusunun cevabıyla karşınızdayım. Soruyu hatırlayalım isterseniz ufaktan. Elimizde 30 sayı için sormuştuk ama en uzunluğunda bir sayı olsun, bir de ne kadar sayılar olsun. Bu sayıların her bir dizilimi için bu sayılardan en az kaç adet sayı sildiğimizde geriye kalan sayılar monoton artan ya da azalan şekilde sıralanmış olacak. Şimdi incelerken daha iyi anlayabilirsiniz sanırım, eğer soruda anlaşılmamış bir yer varsa. Hemen şöyle bir tablo çizmek istiyorum. Şurada sayı adedi, silinen sayı adedi ve kalan sayı adedi. İki sayı için başlayalım. Sayılar 1 ve 2. 1, 2 ve 2, 1 olarak sıralanacak. Herhangi bir şey silmemize gerek yok. İki sayı için geriye kalanlar zaten monoton olarak sıralanacak. Burada yorumlarda önce şunu belirteyim isterseniz. Topluluk kısmında hani cevap videosunu yayınlayayım mı, bekleyeyim mi biraz daha diye bir gönderi paylaştım. Sebebi de henüz doğru cevap gelmemişti. O gönderinin altına ilk defa doğru cevap geldi. Ne tesadüftür ki ondan sonra videonun altına da doğru cevaplar gelmeye başladı. Genel mantık şuydu. En karmaşık dizilimi bulursak, en karmaşık dizilimde sildiğimiz sayı adedi işimize yarayacaktır. Geriye kalanlar en karmaşık dizilime göre silme yaparsak cevaba ulaşacağız. Genel kanı bu yöndeydi. Yine tabii ki üstüne düşünülmeden verilmiş birçok cevap mevcuttu. Bunlar alışkınız artık. Birazcık daha kafa yoralım isterseniz. En karmaşık dizilim nasıl olmalı? İki sayı için bir şey silmeye gerek yok. Kalan sayı adedi 2'dir. Üç sayı için konuşalım. Üç sayı için ne olacak? 1, 2 ve 3. 3 faktöriyel. Yani 6 farklı dizilim mevcut. Hepsine bakmaya gerek yok. En karmaşık haliyle bu ne olabilir? 3, 1, 2 şeklinde olur. Diğerlerini de incelediğimizde bir tane sayı silmemiz yeterli olacak. Kalan sayı de 2'dir. 4 sayı için işler gittikçe biraz daha karmaşık hale geliyor buradan sonra. 4 sayı için 1, 2, 3, 4 için konuşalım. Benim yaptığım ilk hata, hatta 5 için de hemen göstereyim. Benim yaptığım ilk hata en karmaşık hale nasıl ulaşırım? En büyük ve en küçüğü yan yana koyup mümkün olduğunca birbirine yakın sayıları birbirine uzakta tutmak işe yarar diye düşünmüştüm. İlk başlarda yarar gibi görünüyordu ama sayı adedi büyüdükçe olmadığını fark ettim. 1, 4, 3, 2 şeklinde. Şimdi bu dizilimde bir tane silmemiz yeterli oluyor mu? Hayır, iki tane silmem gerekiyor. Diğer dizilimlere de baktığımızda. Genelde şöyle bir sonuç, birkaç tane incelendiğinde, ha evet, o zaman sadece iki tane kaldığında monoton olacak. Demek ki en sayı için en eksi iki tane sayı silmemiz yeterli şeklinde yorumlar gelmiş epey. Tabii ki yanlış. Yani birazcık incelediğinizde zaten çıkıyor. Hatta beş sayı için incelersek. 1, 2, 3, 4, 5. Şu hatalı dizilimde bile bunu görebiliriz. 1, 5, 4, 3, 2. Bu tarz bir dizilim en kötü dizilim olmayacak. Yani işimizi zorlaştıran bir dizilimdir bu. En kötü dizilimi nasıl elde edeceğiz ya da mantık nedir? Onu söyleyeyim. İlk başta aralarında artan ya da azalan olacak sayıları gruplara ayırdığımızı düşünün. Yani ne demek istiyorum? 5 sayı için mesela 4 gruba ayırırsak, 4 grupta 5 sayı elde ettiğimde aralarında monoton ya da artan ya da azalan 4 sayı elde edeceğiz. O zaman mümkün olduğunca az gruba ayırmalıyım. Tabii ki 4 gruba ayırdığımda ne olabilir? Her grupta 3 tane grupta 1, bir tane grupta 2 sayı yazmam gerekecek. Grup sayısını arttırdıkça monotonluk sayısı, yani monoton olarak kalan sayı adedi artacaktır haliyle. O zaman şöyle bir şeye ihtiyacım var. Grup sayısını minimum tutup, mesela 4 için 2 grupta, her grupta 2 tane sayı olması işime gelir. O zaman şu ikisi olabilir ya da şu ikisi ya da diğerleri. Artan ya da azalan halde 2 sayı kalacaktır. Buradan da 5 sayı için konuşuyoruz. 5 sayı da o zaman bir grupta 2 tane, diğer grupta 3 tane sayı olması yeterli olacak. Buradan da göreceğimiz üzere 5 sayı da 2 sayı sildiğimizde geriye 3 sayı kalacak. Şimdi bu dediğim yöntem sayı adedi azken pek anlaşılmıyor olabilir. 6 sayı için konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5,
ve 6 sayı için. İlk başta benim yaptığım hatalı dizilmemi inceleyelim. 1, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Burada kaç sayı sildiğimizde kalıyor? 4, 2, 1. 3 sayı silmemiz yeterli oluyor. Geriye 3 tane kalıyor. Başka ne var mesela? 2, 3, 5. Bu da olabilir. Evet, 3 sayı sildiğimizde burada da bu dizilim çalışıyor. Ama aslında her dizilimde çalışacak mantık sayıları gruplara ayırıp o gruplardaki artan ya da azalan sayı adedini minimum tutmak. O zaman burada en az grup sayısı ya 3 gruba ayıracağım, her grupta 2 tane sayı olacak, ya da 2 gruba ayıracağım, her grupta 3 sayı olacak. Fakat şöyle bir durum var, bir tane daha çizeceğiz. Şöyle bir durum var, 3 sayı varsa mutlaka bu 3 sayının ikisi birbirine göre artan ya da azalan olacaktır. Bunu şu şekilde çok daha rahat belirtebiliriz. Şöyle biraz daha grupları çizelim. Mesela 2 grup, her grupta 3 sayı yerleştirdiğimde şuraya birinci grup, birinci grup, ikinci grup diyelim. Buradaki sayılar A1, A2, A3 olsun. Buradaki sayılar da B1, B2, B3 olsun. Mutlaka şöyle bir durumla karşılaşacağız. Bu kendi içinde, bu gruptaki 3 sayıdan ikisi kendi içinde monoton olacaktır. Burada da aynı şekilde kendi içinde 2 tanesi monoton olacaktır. Tabi sıralarının bir önemi yok. Ve mutlaka buradaki artan sayı, bunlarla ya da buradaki artan sayı diğer artan ya da azalan sayılarla eşleşmek durumunda kalacaktır. Yani 2 grup yapıp her bir gruba 3'er sayı eklemekle 3 grup yapıp her bir grupta 2 sayı bulunması arasında bir fark yok. Neticede burada da kendi içinde 1, 2, 3 şeklinde artan ya da azalan şekilde sıralanmış olacak sayılar. Şimdi peki bize bu gruplandırmayı nasıl bir dizilim verecek? En basit, en anlaşılır haliyle cevap yorumlarda da gelmişti. Gayet güzel bir dizilim. Ben de bu şekilde son olarak çözüme bu dizilimle ulaştım. 6 için mesela şöyle bir şey yapabiliriz. 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bir dizilim yapabiliriz. Burada 2 tane üçlü grup oluşturmuş oldum. Ya da ikili olarak 3 tane grup ayırabiliriz. 2, 1, 4, 3 ve 6, 5 şeklinde. Her iki durumda da incelersek aslında burada görmesi daha kolay. 3 sayı sildiğimizde geriye 3 sayı kalacak. Monoton, artan ya da azalan. Bu belki bu haliyle en kötü dizilim olarak gelmiyor ama dizilimleri incelediğinizde siz de fark edeceksiniz. Burası için de bakalım isterseniz. 1, 3 ve 5'i sildiğimizde 2, 4, 6 kalacak. 2, 4... Evet, aynı şekilde burada da 3 sayı sildiğimizde geriye 3 sayı kalacak. 6 sayı için 3 tane siliyoruz, 3 tane kalacak. Peki bu ne anlama geliyor? Çarpanları birbirine en yakın tuttuğumuzda büyük olan çarpan benim kalan sayı adedim olacak. Sayı adedinden büyük çarpanı çıkardığımda silinmesi gereken en az sayı adedi. Ya çarpanlarına ayrılmıyorsa o zaman şöyle bir durum söz konusu. Birkaç tane örnek verelim, ondan sonra genel bir gösterim çıkartalım. Mesela 5 sayı için konuşalım. 1005 sayı için konuşalım. 5 2'nin karesinden küçüktür. 3'ün pardon, büyüktür. 3'ün karesinden küçüktür. O zaman 5 sayı için 3 adet sayı silindiğinde en fazla 3 tane monoton sayı kalabilir. 2 sayı silinmesi gerekiyor. Ya da biraz daha büyük sayı için konuşalım. Mesela 11 sayı için 4'ün karesinden küçük, 3'ün karesinden büyüktür. O zaman 11 sayı içinde en fazla 4 tane monoton bırakabilirim. Yani 7 tane, en az 7 tane sayı silinmesi gerekiyor. Her bir dizilim için geçerli sayı adedi. Zaten en fazla kalacak olan monoton sayı adedini bulduktan sonra en az silinmesi gereken sayı adedine de ulaşmış oluyoruz. Genelleme yapacak olursak, o zaman herhangi bir n sayısı için A kare küçük, n küçük, b kare şeklinde bir aralığa yerleştirebildiğimizde n sayısı için en fazla b adette monoton artan ya da azalan sayı bırakabilirim. O zaman n-b tane sayı kalır. 30 sayı için ne olacaktır bu? 30
6'nın karesinden küçük, 5'in karesinden büyüktür. O zaman 30 için en fazla 6 tane monoton sayı kalacak her bir dizimde geçerli olan. Yani 24 sayı silmen yeterli olacaktır. Bence gayet zor bir soruydu. Biz burada epey uğraşmıştık. Umarım siz de uğraşmışsınızdır ve uğraşırken keyif almışsınızdır. Videoyu bitirmeden önce küçük bir hatırlatma. Biliyorsunuz sanal mağaza açtık. Pisagor Matematik Evi YouTube kanalına maddi bir destek sağlayabilmek için açıklama kısmından sanal mağazamıza ulaşarak orada Matematik Dünyası kitapları, Nesin Yayın Evi'nin matematikle ilgili kitaplarına ve Doruk Yayın Evi'nin kitaplarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanal için tasarımını yaptırdığımız özel tasarım çantalardan da bastırdığımız özel tasarım çantalardan da temin edebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay.